Merhaba. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, devleti ve parlamentoyu ele geçirmiş sağcı ve ırkçı bir kalabalığın saldırısı altında. Kabahati bir milletvekili olarak hakkı, sadece hakkı da değil görevi olan bir eylemde bulunmuş bir kanun teklifi vermiş olması. Doğrusu Garo Paylan bu kanun teklifini ilk kez de veriyor değil. Seçildiği ilk yıl olan 2015'ten başlayarak her yıl yenilediği kanun teklifini 7. kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyor bu yıl 24 Nisan'da. Bu aslında onu parlamentoya gönderen Ermeni toplumunun insan haklarından, demokrasi ve özgürlüklerden yana Kürtlerin ve Türklerin yerine getirmesini beklediği bir görev. Garo Paylan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu kararı almasını istiyor. Bir Ermeni soykırımının tanınması İki soykırımda sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp yerlerine soykırıma karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi. Üç mağdurlara ve aile üyelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi. Bu yıla kadar teamül şöyleydi. Erdoğan Ermeni Patriğine her yıl 24 Nisan'da bir taziye mesajı gönderirdi. Mesaj hep şöyle yazardı. Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Garopaylan da Ermeni toplumunun patrikhane dışındaki toplumsal ve politik sözcüsü olarak kanun teklifini sunar ve gerekçesinde hep 24 Nisan 1915'te ne olduğunu anlatırdı. 24 Nisan 1915 tarihinde 250'ye yakın Ermeni aydının tutuklanmasıyla başlayan sürgün ve katliamlar 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan geçici tehcir kanunuyla Ermeni halkının topyekun kadim topraklarından sürülmesi ve büyük çoğunluğunun yaşadıkları yerlerin civarında ve göç yollarında katledilmesiyle sonuçlandı. Erdoğan'ın taziyesini 24 Nisan'da iletmesi elbette boşuna değildi. O da herkes gibi Ermenilerin başka bir şey diyemedikleri için medzihen yani büyük felaket dedikleri soykırımın tetiğinin 1915'in 24 Nisan günü çekildiğini Elbette biliyor ve kabul ediyordu. Peki bu yıl ne oldu da Erdoğan'ın adamları? AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve diğer AKP kodamanları böyle heyheylendiler. Ömer Çelik gülünç meydan okumalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir kanun teklifi için imkansız olduğunu bile bile hukuki takibat palavralarından medet umar oldu. Bekir Bozdağ, HDP'yi Garopaylan'ın iftiralarına izin vermekle suçladım. Soykırım gerçeğinde değişen bir şey yok. Soykırım mutlak bir hakikat. 1915'teki tehcir, tehcirde 1 milyon Ermeninin Osmanlı toprağından kazındıkları Talat Paşa'nın kara kaplı defterinde yazıyor. İttihat Terakki iktidarının başının bu el yazısı başka hiçbir kanıt olmasa bile iddiaçıların bu soykırımın baş suçlusu olduğunu anlamaya yeter de artar. Ancak sorun esasen soykırımın soykırım olduğunun kabulüyle de ilgili değil. AKP gelenleri soykırım tanımını kabul etmeseler de bu yıla gelinceye kadar 1915 olaylarının ne olduğunun tartışılmasının, soykırım denmesinin önünü kapatmak için parmaklarını oynatmazlardı. Garo Paylan'da ve HDP'de de değişen bir şey yok. HDP her yıl yayınladığı bildiriyi bu yılda yayınladı. 1915'te olanları soykırım olarak niteledi. Eş Genel Başkan Mithat Sancar yüzleşmeye çağırdı. Garo Paylan kanun teklifini tazeledi. Değişen AKP ve Erdoğan iktidarının ilk devrinde AKP ve Erdoğan'ın soykırım tartışmasının önünü açarken kendilerini padişahların, Abdülhamid'in, Vahdettin'in, Abdülmecid'in geleneğinden saydıklarından tartışmanın esasen ittihat ve terakki geleneğini, onun mirasçılarını, MHP'yi, CHP'yi ve Ergenekoncuları haleldar edeceğini düşünür, soykırımı tartışanlar için bırakınız yapsınlar derlerdi. Bu yıl Garo'ya dönük organize lincin başını Erdoğan'ın adamlarının çekmesinin nedeni bu denklemin bozulmuş olması. Oy desteği %30'lara düşmüş olan Erdoğan ve AKP, iktidarı korumak için sağın ve gericiliğin her rengiyle düşüp kalkmaya ağız birliğine muhtaç. Erdoğan'ın Bahçeli, MHP ve Ergenekon'un her türlü şantajı karşısında boynu eğik. Üstelik Kırat'ın yanında yatan Yahuyundan huyundan ya tüyünden misali artık ortaklarıyla gitgide daha çok benzeşiyor. Erdoğan ve adamlarının ırkçılığı nasıl içselleştirdiklerini görmek için Mevlüt Çavuşoğlu'nun Latin Amerika gezisinde kendisini protesto edenlere refleksif olarak kurtbaşı işareti yapan fotoğraflarına bakmak yeterli. Garo'ya yönelik uğursuz kampanyanın en önemli yanı işte bu. Aslında iktidarın nasıl çürüdüğünü, nasıl zayıfladığını, ayakta kalmak için gericiliğin bütün tonlarıyla nasıl oynaştığını, nasıl onlarla hemhal olmadan edemediğini gösteriyor olması. Bu höykürmeler bir güç gösterisi değil, güçsüzlük ve teslimiyetin itirafı. Erdoğan ve adamlarının iddiaat ve terakkinin eleştirisiyle başlayan yolculuğunun, iddiaat ve terakki soykırımcılarının savunuculuğuna varmış olması bir siyasi ibret vesikasıdır. Soykırım, İttihat ve Terakki'yi kendisini bekleyen akibetten kurtaramamıştı. Soykırımcıları savunmak da Erdoğan ve AKP'yi hiç kurtaramayacak. Garopayla'nın yanındayız. Hoşçakalın.